Evet, bugün 18 Mart Çanakkale Destanı'nın zaferinin 108. yıl dönümü dedik değerli izleyenler. Tören alanından gelen canlı görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ederken 108 yıl önce bugün neler yaşandı, nasıl bir ruh hakimdi? Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Muşmal. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Ayşenur Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hocam 108 yıl önce bugün neler yaşandı? Hemen sözü size bırakayım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle öncelikle Bengütürk izleyicilerini muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Tabii sizler de canlı yayındasınız alandan. Bugün önemli bir gün. 18 Mart 1915 tarihi Çanakkale Deniz Zaferimizin kazanıldığı tarih. Bu nedenle biz her yıl 18 Mart'ta Çanakkale zaferimizi ve şehitlerimizi anma programlarını gerçekleştiriyoruz. 18 Mart 1915 tarihi Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin, özellikle başta İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin Türk milletini Avrupa'dan atmak ve İstanbul'u işgal etmek üzere harekete geçtikleri 3 Kasım 1914 tarihinden 18 Mart 1915 tarihine kadar gerçekleşen deniz savaşlarının Türklerin zaferiyle neticelendiği tarihtir ki bundan sonra kara savaşları başlayacaktır. Türkler tabi deniz yoluyla Boğaz'ı geçerek İstanbul'a ulaşmak isteyen İtilaf Devletleri'ne ait deniz kuvvetlerini 18 Mart 1915 tarihinde tarihte görülmemiş bir şekilde kesin olarak mağlubiyete uğratmışlardır. Ancak tabi Çanakkale Savaşları bu tarihte sona ermemiş. Denizlerde mağlup olan İtilaf Devletleri bu sefer karaya çıkartma yaparak Gelibolu'yu ele geçirmek istemişlerdir. Bu nedenle de Gelibolu Yarımadası 25 Nisan 1915 ile 8-9 Ocak 1916 tarihleri arasında yine tarihin gördüğü en büyük kara savaşlarından birine şahit olmuş. Bu savaşın sonunda da Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran Çanakkale zaferi kazanılmıştır. Tabii Çanakkale Savaşları'nın en kanlı ve en acı günleri kara savaşlarında yaşanmıştır. Bununla birlikte deniz zaferimizin tescillendiği 18 Mart tarihi her yıl Çanakkale zaferini ve şehitlerimizi anma yıl dönümü olarak idrak edilmektedir ki şu anda da biz 108. yılını idrak etmekteyiz Cumhuriyetimizin 100. yılında. Şimdi bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Çanakkale Savaşları'nın Türk ve dünya tarihi açısından önemi var. Bundan biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu savaş özellikle gerek çarpışmaların içeriği ve gerekse çarpışanların niteliği açısından son derece dikkat çekici örneklerle dolu. Dünyada eşine, örneğine az bulunan bir savaşla karşı karşıyayız. Bugüne kadar Çanakkale Savaşı ile ilgili özellikle tarihçiler arasında çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonrasında Çanakkale Savaşı'nın nitelikleri ve niceliği özellikleriyle ilgili araştırmalar ortaya konulmuş. Bu araştırmalardan öğrendiğimize göre bu savaşa katılan insanların ve savaşta yaşanan kayıpların büyüklüğü açısından bunlar göz önüne alındığında Türk tarafından 310 bin askerin katıldığını, İngiliz tarafından 410 bin ve Fransız tarafından ise 79 bin askerin katıldığını görüyoruz. Yani ciddi oranda bir askerin cepheye sevk edildiği görülüyor. O nedenle savaşın sonuçları da iki taraf için çok oldukça ağır, kayıpları da oldukça ağır olarak neticelenmiş. Bu savaştaki kayıplarımızın sayısı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler mevcut. Ancak özellikle Genelkurmay'ın ortaya koyduğu bilgiler ışığında savaş sırasında kaybettiğimiz şehit sayısının toplamda 251 bin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 57 bini Gelibolu'da toprağa düşen, orada şehit olan askerlerimizin sayısı. Ama bunun dışında harp esnasında cepheden geriye sevk edilen hastalarımız, yaralılarımız ve muhtelif hastalıklardan ölen ve kaybolanların ilave edilmesiyle bu sayının, yani şehit sayımızın 251 bine ulaştığını görüyoruz ki bu son derece önemli ve yekün teşkil eden bir miktar. Tabii savaş süresinde kayıpların bu niteliği, niceliği dışında niteliği de çok önemli. Çünkü biz Çanakkale Savaşları'nda
özellikle mekteplilerin savaşı olarak anılan bu savaşta yetişmiş, okumuş efendim öğrencilerimizi, yüksek tahsilli insanlarımızı kaybettik. Çanakkale Savaşları'nda zaten Birinci Dünya Savaşı sırasında genel seferberlik ilan edildiği için seferberliğe tabi olan halkın yanında askerlik çağındaki harbiye, tıbbiye, efendim hukuk gibi fakültelerde okuyan yüksek tahsilli öğrenciler de iştirak etmişlerdir. Zaten 3. 4. sınıftaki öğrenciler büyük oranda seferberliğe tabiydi. Daha sonraki süreçte de 1. ve 2. sınıftaki üniversitelerde öğrenciler çavuş rütbesiyle yedek sabit namzede olarak Çanakkale Savaşları'na iştirak etmişlerdir. Bu nedenle de bu savaş nicelik açısından çok ciddi kayıplarımızı verdiğimiz bir savaş olması yanında mürekkep yalamış insanların vatan için savaştıkları, çarpıştıkları, şehit oldukları bir mektepli savaşı olarak da tarihteki yerini almıştır. Tabi burada özellikle ülkenin her tarafından Çanakkale Savaşı'na insanların sevk edilmesi nedeniyle Hey 15'li, 15'li gibi ağıtların yakıldığı bir savaş haline de dönüşmüştür. Çünkü özellikle o 15 yaşındakileri kastetmiyor tabii ki. 1315 doğumlular da Kara Savaşları'nın devam ettiği bir tarihte Sultan Reşad'ın çıkarmış olduğu bir kararla 1316'lar, 17'liler, 15'liler de savaşa dahil edilmişlerdir. Yani 19 yaşında ve 18 yaşındaki lise öğrencilerimiz de savaş devam ederken çıkarılan seferberlik emriyle savaşa dahil edilmişlerdir. Ama bunların dışında gönüllü olarak da cepheye gitmiş, savaşa iştirak etmiş gençlerimizin olduğu biliniyor. Bu nedenle de savaşımızın Çanakkale Savaşı'nın seyrinin değişmesinde son derece önemli olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili bir özelliğine dikkat çektiği ifadeyi mutlak surette zikretmem gerekiyor. Diyor ki Gazi, biz Çanakkale'ye bir Darülfünun gömdük. Yani bir üniversite gömdük. Bu söz dahi Çanakkale Savaşları'nın kaybının niteliği hakkında çok önemli bir tespit olarak karşımıza çıkmaktadır ki Birinci Dünya Savaşı ile birlikte üniversitelerimizde tahsil gören her sınıftan öğrencinin seferberlik kapsamında askere alınması ve Çanakkale Savaşları'na gönüllü olarak İstanbul'dan, Konya'dan, Ankara'dan, ülkemizin pek çok yerinden, liselerden öğrencilerin de iştirak etmesi, yani Asım'ın neslinin, hani Mehmet Akif merhumun ifadesiyle Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek dediği gibi Asım'ın nesli Çanakkale Savaşları'na koşarak gitmiş. Bugün de aynı Asım'ın neslini görmek mümkün. Vatanını, milletini, milli ve manevi değerlerini seven, ona sahip çıkan bir nesil de gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Son olarak şunu söyleyebiliriz Ayşenur Hanım. Özellikle Çanakkale Savaşları'nın ruhunu en iyi anlatanlardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O şöyle diyor. Diyor ki, kahramanlık peşinde koşanlardan değiliz. Kahramanlık peşinde değiliz. Ama bomba sırtı olayını da anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci sıradakiler kamilen vuruluyor. İkinci sıradakiler hemen onların yerini alıyor. Fakat ne büyük bir soğukkanlık ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Ancak en ufak bir tereddüt ve sarsılma göstermiyor. Bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler dualar okularak, tekbirler getirerek siperlerden çıkıp taarruza geçiyorlar. Bu, Türk askerindeki yüksek ruhu gösteren hayrete ve takdire değer bir ruhtur. İşte Çanakkale Savaşları'nı kazandıran ruh budur. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebeleri bu ruh vesilesiyle kazanılmıştır, diyor Gazi. Bu vesileyle ben de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için gazi ve şehit olmuş, kanını dökmüş, canını vermiş bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hocam,
Yaşanan birlik ve mücadele ruhuna yaptığınız vurgu da son olarak oldukça kıymetli ve önemliydi. Tabii 108 yıl önce biz bunları yaşadık, örneklerini verdiniz. 108 yıl sonra bugün de aslında Aziz Türk milleti pek çok zorluğa karşı birlik ruhuyla mücadele veriyor. Tabii siz de aynı zamanda okullarda bunları gençlere anlatan kıymetli hocalarımızdan bir tanesisiniz. Şimdi bu noktada hem bizim birlik ruhumuza, bunun bugün de yaşatılmasına hem de yeni nesle gençlere anlatılması noktasında da bir sorum olacak. Yani bu noktada neler söylersiniz? Tabii ki. Biz bu ruhu dönüp dönüp Çanakkale'yi gençlerimize, okullarımızda, vatandaşlarımıza, milletimize anlatmamız gerekiyor. Aslında gençlerimiz, vatandaşlarımız, askerlerimiz bu ruhun farkındalar. Afrin'e giderken de, içerideyken de, dışarıdayken de, nereye denildiğinde Kızıl Elma'ya diyen bir askerimiz var, ruhumuz var. Gençlerimiz arasında bu yaşatılmaya devam ediyor. Ancak biz her seferinde, ama her seferinde Çanakkale'yi dönüp dönüp anlatmamız gerekiyor. Bizim mayamız Çanakkale'de yatıyor çünkü. Bu maya Türk milletinin mayasıdır. O kan yine aynı kandır. O ruh yine aynı ruhtur ve aramızda yaşamaya devam ediyor Allah'ın izniyle. Peki hocam, yine şunu da sormak istiyorum. Tabii tamam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tören alanı.